Peki ameliyat sonrasında kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Şimdi ameliyat sonrasında akciğer kanserinde tabii ki biz hekimler olarak genel öneriler veriyoruz ama mutlaka operer eden, ameliyat eden cerrah ile bir kere görüşüyor. Yani nelere, ne zaman işte dikiş alınacak, direne alınacak, öksürecek, işte triflavını nasıl kullanacak onları alıyor. Genel olarak da akciğer ameliyatı olmuş erken evre akciğer kanserlerinde bile tabii ki özellikle de hele de bir akciğerin bir tarafı tamamen alındıysa mümkün olduğunca enfeksiyon açısından çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Yani iki akciğere göre tek akciğer veya hiç bir lobu çıkarılmamış akciğere göre işte lobu çıkarılmış akciğerler veya iyileşme sürecinde vücut daha hassas oluyor. Bu konuda özellikle enfeksiyon konusunda hastaların çok dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz. Zaten sigara içmeyecekler, o ana konu. Evet. Sigara içilmeyecek, pasif içicilik olmayacak. Yani etrafında da sigara ve benzeri smoking diyoruz ya, yani içilen, duman yapan, İçilen kanserojen ortamlarda dahi içeren bulunmayacak. hepsi yasaklanıyor. Onun dışında da zaten alkol genel olarak zaten bağışıklığı birçok işte vitamin eksikliğine vesaire neden olduğu için alkol zaten önermiyoruz ama en ana şey sigara tabii akciğer kanserinde. Evet. Tabii gıdalarına da dikkat ediyor mu kişi Tabii hocam? ki yani onu sadece akciğer kanseri değil, tüm hastalarımız için geçerli. Sağlıklı bireyler için de geçerli. Evet. Gıdalarla da ilgili gerekli önlemlerin alınmasını söylüyoruz. Ama bazı hastalar ben şu kadar yediğime dikkat ediyorum, bunu ediyorum ama işte paket sigara içiyor. Hiçbir anlamı yok. Yani hani yediğine içtiğine dikkat etmiş ama yani yarım paket sigara içiyor. Yani hani burada yediğine içtiğine dikkat etmenin hiçbir anlamı kalmıyor bu Evet. durumda. Onun için de öncelikli olarak sigara diyoruz yani sigara. Peki hocam, sigara kullanmayan kişilerde de akciğer kanseri görülebiliyor Oran mu? çok azalıyor. Şimdi genelde sigara içmeyenlerin kendini savunma mekanizması, sigara içenlerin. Sigara içmeyenlerde de oluyor akciğer kanseri. Ama oran olarak çok daha farklı. Yani şimdi örnek 1000 kişi de 50 1000 sigara içen de 50 tane kanser oluyorsa 1000 sigara içmeyen de bir tane oluyor, iki tane, üç tane oluyor. Yani orantısal olarak baktığında da o 25-30 kata denk geliyor. Ya yani onun için de sigara içmediğinde kanser olma, akciğer kanser olma ihtimali binde 1-2 ise örnek, öbüründe binde 50'ye çıkıyor. Onun için de tabii ki yani sigara içmediğimizde hiçbir kanseri yakalamayacağız diye bir garantimiz yok ama Evet. ihtimalleri, riskleri azaltmış oluyoruz.